Haftafix sitenin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Hüseyin Karal. Fulfillment Tribe altında stok alokasyon ekibinde developer olarak çalışıyorum. Fulfillment Tribe'ı kabaca verilen siparişlerin fiziksel karşılığındaki stokları siparişlerle meşleyerek ki alokasyon diyoruz buna, kargoya verilmesi diyebiliriz. Bugün sizlerle beraber listing ve SPDA ekibini yakından tanıyacak ve fix ettikleri süreç hakkında sohbet edeceğiz. Öncelikle arkadaşlarımı da kendini tanıtabilmesi için topu Furkan'a atayım. Furkan. Merhabalar herkese. Ben de Product Tribe altında SPDA ekibinde backend developer olarak çalışıyorum. SPDA ekibi ne diyecek olursak, içeride Trendyol'daki zenginleştirilmiş ürün datasını iç ekiplere sunan bir ekip. Benden de bu kadar. Ben de topu Arif'e atayım. Merhaba arkadaşlar, ben de Arif. Yani 5 yıldır Trendyol'dayım. Product Tribe altında listing ekibinde çalışıyorum. Ekibimi anlatmak için önce listing nedir? Onu cevaplamamız lazım. Trendyol'da aynı ürünün farklı bedenli aynı bedenini farklı satıcılar satabilir. Bu da aynı ürünün aynı bedeninin satıcı bazlı farklı fiyatları olabiliyor anlamına geliyor. Biz bu farklı fiyatları tutabilmek için ürünün bedeninin altına satıcı kırılımı ekliyoruz. Bu kırılıma da listing diyoruz aslında. Şimdi ekranımı paylaşacağım sizinle. Şuraya bakayım. Biz listing ekibi olarak aslında bu listinglerin oluşturulması, update edilmesi, silinmesi gibi süreçlerden sorumluyuz. Biraz sistemimizin üstünden geçeyim. Bizim aslında core bir API'miz var. Ekibimizin aslında tam merkezinde listing servis. Bu listing servis yine listing datasının tutulduğu listing Couchbase'ine doğrudan erişimi olan servisimiz. Bu Couchbase'e get, create, update, delete istekleri atabiliyor. İkinci bir veri yapımız da veri tabanımızda Elasticsearch. Couchbase'deki değişimleri dinleyip Listing Elasticsearch'ünü besleyen Couchbase to Elasticsearch konektörümüz var. Elasticsearch'ü de Listing Reach servisimiz dinliyor ve daha kompleks query'leri Listing Reach servis üstünden veriyoruz. Bir de bir listingin satılabilirliği değişebilir. Biz buna blok diyoruz, blok işlemi diyoruz ve bunu da Listing Block servis yapıyor. Yine Listing servis üstünden. Listing'in satılabilirliğini değiştiriyor. Biz bugün listing'in satılabilirliği sürecinin detayına gireceğiz ve oradaki bir problemi nasıl çözdük, onun detaylarına gireceğiz. Önce şöyle bir sisteme bakalım. Bize listing'in satılabilirliğini değiştirme istekleri farklı parametrelerle gelebiliyor. Bunlar marka ID, kategori ID, barkod, satıcı ya da listing ID üstünden gelebiliyor. Bizim listing blok servisimiz bu request'e gelen isteklerle bir kural oluşturuyor. Satılabilirlik kuralı oluşturuyor ve bunu Listing Block Service, Listing Block Couchbase'ine kaydediyor. Daha sonra da bu kuralı bir Kafka topiğine besliyor. Yine Listing Block Service bu Kafka topiğini dinleyip daha sonradan bu kuralın hit ettiği listingleri Elasticsearch'ten çekiyor. Ve bu listingleri de kural ID'si ile birlikte başka bir Kafka topiğine besliyor. Bu topiği de yine listing blok servis dinliyor ve burada dinlediği mesajlarda aslında elinde bir listing ve o listingin kapandığı kural ID'si var. Listing blok servis artık bu listingi yine listing servis üstünden satılabilirliğini değiştiriyor. Burada yine detaya gireceğimiz kısım Elastic'ten listingleri çekmek. Burada problemimiz aslında hangi Elasticsearch'u kullanacağım? Demin bahsettim bizim satılabilirlik requestlerimiz 5 farklı parametreyle gelebiliyor. Bunlardan 3'ü barkod, supplier ve listing ID aslında listing domaininde tanımlı olan alanlar. Listing dokümanlarında bunlar var. Haliyle barkod, supplier veya listing ID ile gelen isteklerde ben listing datasını kendi Elasticsearch'ümüzden çekebilirim. Ama brand ID ve kategori ID benim listing domainimde yok. Niye yok? Çünkü marka ve kategori aslında listing üzerinde değişmeyen bir alan. Bu listingin bağlı olduğu ürünün bir özelliği. O yüzden biz listing dokümanında tutmuyoruz. Peki nerede tutuyoruz?
Listing ile ürünün birleştiği projektör ekibinde aslında bu bilgi var. Bizde marka ve kategori geldiyse projektörün Elasticsearch'ünden, o iki alan yoksa Listing Elasticsearch'ten listingleri çekebiliyoruz. Peki burada problem ne? Onu da şöyle özetleyebiliriz. Projektör ekibi görece biraz daha eski bir ekip ve arka plandaki teknoloji biraz daha eski ve şu an trend yol scaling'de latency problemleri yaşatabiliyor. Bu başlıca problemimiz. Daha sonra bir markanın veya kategorinin milyonlarca listingi olabiliyor. Ben Elasticsearch'ten milyonlarca listingi sequential olarak çekmek çok uzun süre alabiliyor. Üçüncü olarak da projektör aslında Trendyol'da farklı bir ekip. Ben listing ekibi olarak farklı bir ekibin data source'una doğrudan bağlanmak istemiyorum. Peki biz bunu nasıl çözdük? Aslında bu marka kategori bilgisi SPDA ekibinde de var. SPDA ekibiyle yakın çalışarak çözdük. Oradaki SPDA search servise marka veya kategori ID'yi kural ID ile birlikte gönderiyoruz. SPDA ekibi de bize bu marka veya kategorinin varyant ID'lerini kural ID'si ile birlikte gönderiyor. Burada varyant ID ne demek diye sorarsanız, varyant aslında ürünün bedeni gibi düşünebilirsiniz. Varyant ID de aslında beden ID'si. Biz SPDA ekibi o marka veya kategorinin ürünlerinin bedenlerinin ID'lerini gönderiyor bize. Listing Blog Service de burada varyant ID ve kural ID'yi dinliyor. Varyant ID artık listing domaininde tanımlı bir alan. Biz yine kendi Elasticsearch'ümüzden, Listing Elasticsearch'ünden bu varyant ID'yi kullanarak listingleri çekiyoruz. Daha sonra o listingleri yine kural ID ile birlikte bir topiye gönderiyoruz. O topiyi yine Listing Blog Service dinliyor ve okuduğu listinglerin satılabilirliğini yine Listing Service üstünden değiştiriyor. Böyle. Orada şey soracaktım ya. SPDA'ya niye listing ID göndermiyoruz da variant ID gönderiyoruz? SPDA bize variant ID gönderiyor. Listing ID göndermiyor. Çünkü listingin aslında source of truth'u biziz. Şöyle düşünebiliriz. Yani biz bu isteği gönderirken yeni oluşturulmuş bir listing aslında SPDA'ya yansımamış olabilir. Ama onun variant ID'si vardır. O yüzden biz variant ID'leri alarak henüz SPDA'ya yansımamış listingleri de kapatabiliyoruz. Böyle özetleyeyim. Buradan sonra detayları Furkan anlatacak. Sözü de Furkan'a verip ekranımı da kapatıyorum. Merhabalar. Hemen ekran paylaşıyorum ben de. Selam tekrardan. SPDA ekibinden bahsedecek olursak aslında Trendyol içerisinde zenginleştirilmiş ürün datasını tutuyoruz biz. İç internal ekiplere hizmet olarak veriyoruz. Birçok ekipten aslında mesaj yoluyla data alıp bu dataları kendi primary DB'miz olan Couchbase'de tutuyoruz. İkinci bir database'imiz olan da Elasticsearch'te tutuyoruz. Bunun sebebi de birçok müşteriye hizmet ettiğimiz için her müşteri farklı farklı sorgulanabilir alandan content datasına ulaşmak istiyorlar. İşte supplier ID'ye göre olabilir, attribute'e göre olabilir ya da brand ya da kategori ID'ye göre. Burada bir Couchbase to Elastic konnektörümüz var. Oradan datayı atıyor. Arifler bize ilk geldiğinde aslında içeride bir stream yapımız vardı. Internal kullandığımız işte burada contentleri invalidate etmek için kullanıyorduk. Ya da cache'leri temizlemek için. Fakat burası tek bir proseste çalışan bir uygulamaydı ve daha önce hiç Ariflerin sorgulayacakları kadar yüksek datalara hit etmiyordu. Şu an içeride 150 milyon contente yakın datamız var ve her geçen gün büyüyor. Buradaki content stream'inin performansına baktığımızda en yüksek 135K'lık bir proses gördük ve yaklaşık bunun 4K 4 dakika içerisinde bitirdiğini gördüğümüzde Ariflerin istediği hizmette bu
performansın yeterli olmayacağını gördük. Çünkü legal yolla gelen bir işlemdi. Legal süreçteki ürünleri kapatmak için kullanılacaktı. Bunun için içeride iyileştirmemiz yapmamız gerekiyordu. Ekiple konuştuğumuzda ilk önce elastik tarafındaki data tutuş yapımızı değiştirme kararı aldık. Çünkü buradaki en büyük performansımız kaybımız elastikteki SQL sorgularımız oluyordu. Yüksek data content ettiği için elastikte zaten SQL API'larında 10K üzerindeki size'daki hit eden datalarda böyle bir sorunla karşılaşabileceğimizi söylüyordu. Biz de bundan dolayı içeride tuttuğumuz kontentleri partitionlayabilir miyiz? Daha küçük parçacıklara bölebilir miyiz dediğimizde bir hash algoritması geliştirdik. Bu hash algoritmasına göre gelen her kontenti farklı bir partition atıyoruz. Buradaki partitionlarımızı şu an 50K'ya hit edecek şekilde böldük. 510 milyon kontenti 50K'lık parçacıklara bölüyoruz. Sonrasında bu parçacık bölüm sonrasında stream yapımızda da değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. Çünkü ne kadar hızlı olursak bizim için o kadar iyiydi. Artık data partition'a bölündüğü için paralel işleyebilir olacaktık. Eski yapımız tek proses şeklinde çalışıyordu. Multi proses şeklinde değildi. Burada multi partition'lı çalışabilecek iş parçacıklarını bölecek bir yapı yaptık. Öncelikle client tarafından stream başlatma isteği geliyor. Bu stream başlatma isteğinde bize Elastic'e gelen sorgularla bu ne kadar darlık bir kontente hit ettiğini ve hangi partitionlara hit ettiğini buluyoruz. Buradaki prosesimizi 50K'lık kontentlere hit edecek şekilde bölüyoruz. Search API ilgili partitionları alıp total size'ı 50K'ya bölecek şekilde internal bir komanda çeviriyor stream komandına. Bu stream komandını paylaşıyor içeride. Sonra stream consumer bu komandları alıp aslında Elastic'e sorgulayıp ilgili topiklere işlemlerini bırakıyor. Burada paralel bir şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde anlatabilirim kabaca. Hızlı geçmiş olabilirim. Sorularınız varsa onları cevaplayabilirim. Benim bir sorum var aslında. Client tarafından aynı anda stream tekrar başlayabilir diye düşünüyorum. Burada duplicate mesajı handle etmenize gerek var mı ya da ediyor musunuz? Ediyoruz. Evet, dediğin gibi client tarafında tekrar tekrar aynı istek atılabilir. Herhangi bir sebepten işte timeout almış olabilir. API restart olmuş kendisini retry ediyor olabilir. Burada şöyle bir yapımız var. Gelen her komandın biz bir hash'ini çıkartıyoruz. Yüklüleştiriyoruz ve stream'i başlatırken bunun state'ini kontrol ediyoruz. Eğer aynı stream devam ederken tekrar bir start başlatılırsa aslında bu stream'i daha önce başlatmışsın deyip durduruyoruz. Bu Anladım. şekilde aynı şeyleri tekrar tekrar stream etmiyoruz. Restart durumlarında da dedin galiba orada resiliency ile alakalı bir soru işaretim doğdu. O zaman herhangi bir deployment olur, uygulamada problem olur. Böyle bir sorunda da handle ediyorsunuz diye anladım. Var mı orada bir Evet, burada da şöyle bir yapımız var. Bizim başlattığımız stream devam ederken app'lerimize deploy çıkma durumlarımız olabilir. App crash olabilir, restart olabilir. Herhangi bir durumda aslında stream'i kaybetmiyoruz. İlk başta dediğim gibi client'ten stream'i komandını bir yerde tuttuğumuz için state'ini saklayabiliyoruz. Stream devam ettiği süreçte de aslında bu sakladığımız datayı sürekli güncelliyoruz. İşte şu an ben işte 5K'lık content'i publishledim. İşte 15. K content publishledim şekilde. Arka tarafta bir scheduler job'umuz var. Bu scheduler job buradaki devam eden prosesleri kontrol ediyor. İşte bir saat içerisinde herhangi bir işlem yapmamış ve completed'a geçmemiş stream varsa bunu kaldığı noktadan, kaldığı state'ten tekrar publishliyor. Örnek verecek olursam atıyorum 50K'lık bir stream başlattık. 30 bininci kontentine geldiğinde app bir şekilde crash oldu ya da deploy çıktık, yarım kaldı. Scheduler cevabımız bunu tespit edip 30 bininci kontentten olacak şekilde başlayıp geri kalan 20K'lık 20 bin kontentini tekrardan publishliyor. Böylelikle başlatılan stream tamamen bitmiş oluyor. Eksiksiz bir şekilde. Teşekkür ederim. Bir önceki sistemde metrikler de vermiştim. Galiba bunda da metrikleriniz var. Yazıda görüyorum. Buradaki Ha, sistem evet. iyileştirmeler ne oldu? Belki onlardan bahsedersen. Şöyle bir önceki stream yapımız 135K'lık kontenti 4 dakikada atıyordu. Buradaki yani çok yüksek bir scale yapmadık. 3
consumer çalışacak şekilde 50K'lık iş parçacıklarında 3 milyonluk datada yaklaşık bir dakika içerisinde dağıttığını gördük. Hani burada oranlayacak olursak şey, öteki consumer saniyede yaklaşık 600 content atarken şu anki yapımız saniyede 50K'lık content'i stream edebiliyor. Tabii bu şu anlık 50K, istediğimiz zaman scale ettiğimizde daha yüksek sonuçlara da çıkabiliriz. Ama şu anki metrikler bizi kurtarıyor. Performans olarak ciddi anlamda Evet. iyileşmeler olmuş aslında ve daha aslında scale edilebilir bir yapı da mevcut. İstediğiniz zaman da değil mi? Scale edebilecek durumdasınız. Tamam. Aynen. Teşekkür ederim. Aktaracağınız farklı bir konu yoksa benim de sorum kalmadı. Ağzınıza emeğinize sağlık. Ek söyleyecekleriniz varsa onları dinleyelim. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Arif de varsa. Benim de yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. O zaman dinleyen, izleyen herkese ve tabii ki size de geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu video serisinin yeni bölümünü tamamlamış olduk. Serinin diğer videolarını açıklama bölümündeki playlistten erişebilirsiniz. How to Fix It'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.